nasıl gidiyor? İyi gidiyor, ne olsun. Hoş durmayacağım. Aleyna Hanım, İngiltere'ye ilk geldiğinizde nasıl hissettiniz? İlk izlemleriniz nelerdi? Buradan başlayalım. İlk gittiğimde Taplayan'ı seçmedim. Kendi akrabamızda kaldım. O yüzden böyle ilk gittiğimde şey, hatta ben böyle bir 15 gün falan önceden gittim, eğitim başlamadan önceden. Yani şey dedim, böyle bir çevreyi gezerim, bir adaptasyon süreci falan olur, okulu da önceden giderim. İlk süreç zor açıkçası benim için. Çünkü şey oldu böyle, akrabam Türk'tü. Türk bir ailenin yanına da gidince şey oldum. Ben herhalde İngiltere'de değilim falan oldu. Okula başladığım süreçten sonra kaldığım akrabamın yanından ayrılıp kendim bir yer buldum, okula yakın. Oraya taşındım. Oraya taşındıktan sonra adaptasyon sürecim daha hızlı ilerledi. Çünkü yabancı bir ailenin yanında kalıyordum. Çocukları da vardı. Onlarla sosyalleşebiliyordum. Onlarla konuşuyorduk böyle. Hani en azından hem okulda da bir böyle İngilizce konuşma pratiği yapıyordum. Evde de yapmış oluyordum. Bu süreçte çok hızlı ilerledi bende. Bir baktım, ben benimsemişim Londra'yı, okulu da öyle. Okuldan hala çalışanlardan takipleştiğim falan oluyor. Konuşuyorum, ediyorum. Ya süreç aslında benim için hızlı başladı ve böyle şu an mesela çok özlüyorum. Keşke diyorum geri dönebilsem ya da orada olsaydım, bu kadar hızlı gitmeseydi. O adaptasyon sürecim benim çok böyle zor geçmedi ama aslında herkes için bence biraz zorlu olabilir çünkü yeni bir ülke, yeni insanlar, yani yeni bir düzen oluşturulmaya çalışılıyor. Farklı, bilmediğimiz bir dili öğrenmek için oraya gidiyoruz. Ama hızlıca ilerliyor, çabuk alışılıyor. Bir de bilmiyorum, İngiltere soğuk ama böyle hemen alışıyorsunuz. Peki Londra'ya gitmiştiniz. Hani oradaki yaşantıyla Türkiye'deki arasında nasıl bir farklılık vardı? Böyle ilginizi çeken. Çok fark var tabii ki de. Ben hala böyle sosyal hayatımda adaptasyon sürecim burada devam ediyor. Orada 6 ay kaldıktan sonra buraya geldiğimde böyle şey oldu. Birden bir şey yaşadım. Ya orada zaten okulda çok fazla arkadaş ediniyorsunuz. Bana bu eğitimin en büyük katkısı gerçekten dünyanın her yerinden bir arkadaşım var. Bir tane de değil aslında. Her ülkeden böyle 2-3 tane filan. O konuda çok güzel. Okulda zaten çok fazla sosyalleşebiliyorsunuz. Okulda da etkinlikler oluyor. Okulun dışında da etkinlikler oluyordu. Benim en sevdiğim kısım aslında buydu. Okulun dışında da sosyalleşiyorsunuz. Sonra onlar yetmiyor, şey diyorsunuz. Hadi biz okul haricinde kendi aramızda etkinlik yapalım deyip de etkinlik yapılıyordu. O yüzden güzel oluyordu açıkçası. Bir de oradaki hayat Türkiye'den tabii ki de çok farklı. Yani bir toplu taşımadaki düzen olsun, insanların davranışları olsun. Yani herhangi bir kafeye gittiğinizdeki birinin davranışı bile farklı. Sokakta da öyle. Yani şimdi şöyle, Londra'da mesela burada olsa birini değişik bir kıyafette gördüğümüzde ya da biri sokakta dans ettiğinde bir garip karşılarız. Ama orada böyle bir şey olmuyor ve insanlar onunla dans ediyor ya da ona alkışlıyor, ona eşlik ediyor. Ama burada öyle değil. Ya da ne bileyim, toplu taşımada mesela kimse kimseyle ilgilenmiyor. Bunlar çok güzel bir şey. Mesela ben burada çok şey oluyorum, toplu taşıma bindiğimde sinir krizi geçiriyorum. İnsanlar cidden orada bir düzen var ve ona ayak uyduruyorlar. Doğru. O yüzden bu konuda çok hani Londra'yı özlüyorum. Özlediğim noktalardan bir tanesi. Ne kadar bireysel olsalar da aslında çok etkinler. Etkinliklerde evet, çok fazla bulunuyorlar. Birazcık daha böyle eve kapanık değil de dışarıya karşı etkinliklerde gerçekten eğlenmeyi biliyorlar bence İngilizler. Evet evet, öyleler. Zaten peki, özellikle bir maç günü bir pub'a gidiyorsanız anlıyorsunuz İngilizleri. Çeneleri açılıyor, daha sosyaller, daha eğlenceliler. Kesinlikle yani o bireysellikten eser kalmıyor. Evet, çok haklısınız. Çok fanatikler. Yani herkesin bir takımı var. Yaşadıkları bölgeye ait. Ve herkes yaşadığı bölgenin takımına acayip fanatik yaklaşıyor. O yüzden de çok eğlenceli geçiyor bence. Yani dışarıdan birisinin gözlemiyle çok eğlenceli geçiyor. Peki ilk gittiniz dil okulunuzdaki ilk gün. Nasıl geçti? Hani okula ve çevreye adapte olmanız ne kadar sürdü? Hani sizin anladığım kadarıyla birazcık daha akrabamız olduğu için bir anda Türkiye'deydim,
evde değilim de buradayım gibi olmuş. Ama okul içerisindeki durumunuz ne oldu? İlk gün gittiğimde zaten bir seviye belirleme sınavı gibi bir şey oluyoruz. Ondan sonra işte orada bölümün başı olan bir hocamız var. Adını unuttum şu an ama. Onunla birebir de speaking sınavına giriyorsunuz. Daha sonra sınıflar belirleniyor ve direkt sınıflarınızı aktarıyorlar size. Zaten hocayla tanışma, arkadaşlarla tanışma. Zaten direkt derse giriyorsunuz aslında. Böyle bir balıklama girdiğiniz gibi oluyor. biraz yani ilk günün olmasından dolayı biraz gergin geçebiliyor. Ben de ilk gün gerginim. Çünkü ben çok sosyal bir insanım. Öyle sosyal anksiyetem falan yoktur ama ben bile böyle bir gerildim. Çünkü her ülkeden farklı öğrenciler var. İşte hepimiz bir ortak noktada anlaşmaya çalışıyoruz İngilizce olarak. Çünkü orada Brezilyalı da var, işte Meksikalısı var, Fransızı var. Yani çeşit çeşit ülkeden insanlar var. Bu konuda insan ister istemez biraz böyle çekinik oluyor. Ama ben böyle 3 günün sonunda filan sınıftakilerle arkadaş olmuştum. Hani böyle bir tane yabancı friend demeyelim de böyle çok sevimli olduğum, benim aynı gün başlayan bir kızla da arkadaş olmuştum. Aralarda beraberiz, okul çıkışı beraberiz filan derken aslında o bir haftası benim için çok böyle güzel geçti ve çabucak alıştım. Harika olmuş. İşte bir anda arkadaş bulmak, hani orada olmaya kabul etmiş olmak adaptasyon konusunda daha yardımcı oluyor. İngiltere'de karşılaştığınız böyle kültürel farklılıklar nelerdi? Yani size en ilginç gelen, bu Türkiye'de olsaydı nasıl olurdu diye düşündüren ya da bunu nasıl yapıyorlar dediğiniz böyle davranış biçimleri olabilir, hani gıda olabilir, nasıl yiyorlar, ne yapıyorlar gibi. Gıda olarak şey, ben her gün nasıl donmuş yemek yiyorlar inanın anlamıyorum, anlayamıyorum da İngiliz arkadaşlarıma da soruyordum, bazen çok sert çıkıyorlardı, bazen de evet biz böyleyiz, Türk yemekleri değil falan diyorlardı. Gerçekten ben hani Türkler olarak biz şimdi mutfağı çok geniş bir memleket. Yani milletin orada şey oldum ben. Şimdi ne yiyeceğim? Bir de şimdi oradaki ürünlerle de hani kendiniz yapmaya çalıştığınızda da birebir o tat olmuyor. Bilmiyorum. Ben alamadım. Evde yapıyordum kendim var ama ya o bilmiyorum. Türkiye'de yediğimle aynı tat olmuyordu. Anlamıyorum yani. Mutfak olarak gerçekten onlar bayağı tembeller bu konuda aslında. Bizim gibi öyle işte mantıları çiğim, şunu yapayım, bunu yapayım, bunlar yok onlarda. Alıyorlar dokuz mikrodalgaya doğru yiyorlar. Böyle de mutlular. Yani bu. Ben çalışıyorum ama çalıştığım halde yemek yapıyorum yani. Yapar insan bilmiyorum. Bu çok garip yani. Bizde sıcak yemek kültürü var. Evet, onlar direkt take away. Her şey böyle soğuk fark etmiyor. Yeter ki yemek olsun gibiler. Çok öyle bizler gibi damak tatlarını hani üstün de değiller. O çok önemli de değil bence. Bu konuda kesinlikle hemfikiriz. Onlar doymak için yiyor. Biz kesinlikle tat için yiyoruz. Aynen, biz keyifçi bir böyle ağız damak tadına sahibiz bence de. O yüzden hemfikiriz. Eğitimden önceki halinizle şu anki arasında ne kadar bir fark var? Şöyle, ben farkı çok iyi hissediyorum. Çünkü ben zaten dil bölümü çıkışlıydım lisede de. Hayatımda hep dil vardı böyle. Bayağı işten beri görüyordum. Ama hiçbir zaman bu speaking olarak bende iyi değildi. Okey, anlayabiliyordum. Ama konuşurken şey oluyordum böyle. Ne konuşacağım? Şimdi ne diyeceğim? Başına fiilin nereye koyacağım? Bir şey sorduğuna bile 10 saat düşünüyordum. Şimdi direkt böyle akıcı bir şekilde karşımdakiyle konuşabiliyorum da anlatabiliyorum da derdimi yani normal sohbet bile edebiliyorum. O yüzden speaking açısından benim için gerçekten hani böyle birinci seviyeye gittiysem şu an böyle 5-6. seviyedeyim. Ve ben şu an hala devam ettiriyorum. Yani döndüm ama şimdi İngilizce mantör bir dil konuşmadıkça unutuluyor. Ne kadar orada altay maruz kalsanız da buna. Şu anda böyle yabancı arkadaşlarımla konuşuyorum. Orada tanıştığım arkadaşlarım İstanbul'a geldi. Onlarla buluştum. Beraber gezdik. Hala da böyle İngilizce hayatımda yer veriyorum ki hani unutmayayım, seviye olarak gerilemeyeyim diye. O yüzden yani ben kendi seviyemin ilerleyişi konusunda memnunum. Keşke daha çok kalsaydım, daha çok ilerleseydim.
6 ay kadar kaldım. 6 aylık bir süreçte gayet bence güzel bir noktaya geldiğime inanıyorum. Harika. Peki şu anda konuşmayarak tabii ki de unutulan nankör bir dil. Doğru. Peki orada sınıf arkadaşlarınızla uyumunuz nasıldı? Onlardan nasıl etkilendiniz? Hani konuşuyordunuz, hani etkileşim halindeydiniz anladığım kadarıyla. Hala da devam ediyor Türkiye'de. Evet. Farklı milletlerden öğrencileriyle tanışmak dil gelişimimizde nasıl bir katkıda bulundu? Aslında bunu da merak ediyorum. Şöyle, ben zaten çok sosyal bir insanım. Az çok Levan Hanım da anlamıştır. Sürekli etiketliyordum ben Levan Akademi Instagram'ını. Cidden hani böyle 15. gün falan bitti. Ben bayağı böyle zaten ilk günden iki tane arkadaş edinmiştim. Birisi Meksikalıydı, birisi Brezilyalıydı. Bayağı böyle arkadaşlar edindim. Hatta birisiyle böyle 6 ay kadar arkadaştık. Artık şey olmuştum. Arada böyle İspanyolca ufak ufak seviyede bana öğretiyordu. Ben ona Türkçe öğretiyordum falan. Ya benim açımdan ben bir de böyle kültürel değerlere önem veriyorum. Farklı kültürleri deneyimlemek de benim için çok önemli. O yüzden benim için mükemmeldi. Her ülkenin yemeğini yiyorduk beraber. Böyle deneyimliyorduk. Kendi dillerinden söyletiyorlardı. Ne bileyim böyle vedalaşırken herkes birbirine küçük hediyeler verdi. Bu konuda çok güzeldi. Yani en güzel şeylerden birisi de okulda milletlerden insanların olması ve arkadaş olabilmek onlarla. Çok fazla teknikler de oluyordu. Benim Türk arkadaşlarım da vardı. Mesela sohbet ediyoruz, bilmiyor ne konuşacağım ki falan diyordu. Aslında karşındaki de çok İngilizce bilmiyor. Ben de ortak noktada bir şekilde anlaşılıyor. Ve beden dilinden bile anlaşıyor insanlar. O yüzden bu konuda ben çok memnunum ki ya şimdi kendimle diğerlerini karşılaştıramıyorum. Çünkü ben okulda böyle şeydim. Koridorda yürürken de millete laf atıyordum. Öyle bir karakter olduğum için çok sosyaldim. Artık okuldaki bütün sınıflardaki kişilerle tanışıyordum. Benim için mükemmeldi. Yani gidecek olan varsa ya da orada olan şu an mümkün olduğunca sosyal anksiyetesini düşürsün ve herkesle konuşmaya ve tanışmaya çalışsın. Çünkü bu konuşa konuşa ilerliyor. Utanmaya gerek yok diye düşünüyorum. Kesinlikle. Günlük yaşantınızda zaten İngilizce konuşmak zorunda kalıyorsunuz aslında. Peki bu günlük yaşantınızda İngilizce pratiği yapmak fırsatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl size nasıl bir katkı sağladı? Şu an Çin'de mi yoksa Londra'dayken mi? Londra'dayken. Londra'dayken şöyle zaten ister istemez ya markette ya metroda, metro diyorduk ama ya orada ya da ne bileyim kayboluyorsunuz, bir şey oluyor. Yani kafede her yerde bir şekilde konuşuyorsunuz ve yani konuşmak zorundasınız da derdinizi anlatmak zorundasınız. Ya ilk başta o şimdi İngilizlerin aksanından dolayı biraz zor olabiliyor. Ben böyle bir ay açıkçası zor anladım. Ya şimdi normal İngilizce gibi değil gerçekten. Çok fazla aksanlı konuşuyorlar, yuvarlıyorlar falan. Zor oldu ama sonra kulak alıştıkça aslında onların o British slanglerine alışıyorsunuz, aksanlarına alışıyorsunuz. Kolay oluyor ama ya kullanmak zorundasınız. Çünkü bazen yolda biri sizi çevirip bir şey bile diyebiliyor. Benim başıma şey gelmişti mesela. Okula yürüyordum. Kızım biri durdurdu ve atkına bayıldım. Nereden aldın? Sohbet ettim mesela. Böyle şeyler de oluyor. O yüzden yani ister istemez her yerde konuşmak zorundasınız. Bir şekilde böyle dahil oluyorsunuz. Harika. Yani bayağı aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. Ve bu sizin pratiğinizi de geliştiriyor. Orada maruz kalmak aslında sizin için hem pratik oluyor hem oradaki kültürü, insan yapısını, her şeyi bir tık daha fazlasıyla öğrenmiş oluyorsunuz. Peki bunu Türkiye'ye uyarlayacak olursak, yani dil okulunda aldığınız eğitimle Türkiye'de aldığınız eğitim arasında nasıl bir fark var? Şimdi şöyle, Türkiye'de bir eğitim almış olsaydım ben ki aldım da, sınıf arkadaşlarımızın hepsi Türk. Şimdi şöyle oluyor, şimdi Türk hocayla zaten ders istiyorsam İngilizce konuştuğunuzda olmuyor. İngilizce konuşulmuyor. Kıkırtı oluyor. Bir yaş, isterseniz yaşlar 30 olsun, 40 olsun yine de kıkırtı oluyor. İngilizce hocasıyla da yabancı bir hocayla işlediğimizde de hoca Türkçe bilmiyor ama hoca bir şey diyor. Türkçe arkadaşına sohbet ediyorsun. Oradayken bu olmuyor çünkü yanındaki de yabancı. Sen şimdi Portekizce bilmiyorsan, İspanyolca bilmiyorsan yanındakiyle anlaşamazsın. İngilizce konuşmak zorundasın. O yüzden hani hocayla da İngilizce, arkadaşınla da İngilizce konuştuğun için ister istemez her şekilde de maruz kalıyorsun ve zorundasın. Bu zorunda olma hissi aslında seni orada, yani Londra'da İngilizce konuşmaya ve öğrenmeye zorunda bırakıyor ve mecburen öğreniyorsun.
Ya burada zorunluluk çok güzel oluyor yani. Güzel açıdan, pozitif açıdan bir zorunluluk. O yüzden yani cidden bu fark çok büyük. Yani burada ne kadar gidilirse gidilsin bir şekilde Türkçe'ye dönüyor ve bağlanıyor. Ama İngiltere'de öyle olmuyor. Zaten şey istemez sınıfta Türkçe, Türk öğrenciler de oluyor. İster istemez de Türkçe konuşuyorsunuz ki hoca kızıyor, uyarıyor. Türkçe konuşmamamız için. Diğer arkadaşlarım da uyarıyor. Eğer işte İspanyolca konuşurlarsa ya da farklı bir dilden, İngilizce olmayan bir dilden konuşurlarsa. Hocamız uyarıyordu ve İngilizce konuşmamızı söylüyordu. Hani dedikodu yapacaksanız bir İngilizce yapın diyordu aramızda. O yüzden peki, peki eğitimi aldık. Hafta içi okuldaydık. Okulda zaten belli bir saate kadar öğrenim var. Sonrasında da arkadaşlarınızla birlikte dışarıda oluyorsunuz. Ki hafta sonları da aynı şekilde. Neler yapıyordunuz? Nasıl etkinlikler vardı? Bana birazcık böyle çok eğleniyorsunuz gibi geliyor ve bunları duymak istiyorum. Şöyle, okulun böyle pazartesi belirlediği 5 günlük etkinlikler oluyordu zaten. Onların hepsine katılıyordum ben. Zaten bu etkinlikler işte farklı oluyor. Müze etkinliği oluyor, farklı bir sanat galerisi vesaire oluyor. İşte Londra'ya gidiyorduk. Farklı farklı etkinliklerimiz oluyordu. Kendi aramızda okulda yaptığımız etkinlikler oluyordu. İşte bazen film izliyorduk vesaire. İşte konuşma kulübü gibi şeyler vardı. Beraber oturup sohbet ediyorduk aslında belirli konular üzerinde. Bunlar haricinde de biz okul çıkışı şey yapıyorduk okuldaki tanım arkadaşlarımızla. İşte ne bileyim çıkışta bir şeyler alalım, Hyde Park'a piknik yapalım. Ne bileyim şu parka gidelim, buraya gidelim ya da işte şey yapıyorduk biz, TikTok'ta şeyler var, işte yabancı hesaplar paylaşıyor. Londra'daki bu haftaki online ve ücretsiz sergiler. Biz tek tek bunları gidiyorduk, bunlara gidiyorduk. Benim gittiğim dönem bir de tam böyle Christmas dönemiydi. Bütün işte Noel Christmas marketleri dolaştı. Yani aslında düşündüm. Geri baktığımda gitmediğim bir yer kalmamış. Bunu farkına veriyorum. Çünkü benim orada ilk yanlarında kaldığım benim akrabam bile bana şey dedi. Sen artık buraya hani girip çıkmadığın yer kalmadı. Buralı oldun. Bizden daha çok gezdin dedi. Bu konuda çok iyiydi. Ya ister istemez bir de cumartesi pazarda buluşuyorduk. Okuldaki arkadaşlarımızla buluşuyorduk. Çeşitli tema partiler oluyordu böyle. Ne bileyim olmuştu böyle. Okulda gitmiştik partiye. Böyle partilere de gidiyorduk, eğleniyorduk. Zaten her cuma okulda saat işte okuldan bitiş saatinde şey oluyordu. Pub günü oluyordu. Pub'a gidiyorduk okuldakilerle. İnsanla geliyordu. Orada sohbet ediyorduk, eğleniyorduk. İşte böyle cuma sitesini atıyorduk falan. Güzeldi. Yani gidecek olanlar böyle haftalık takip edebilirler. Çok ya zaten orada müzeler hiçbiri ücretli değil. Her şey ücretsiz. Buradaki müze gibi değil. Yani her yere girebilirler. Şeyler. Zaten bazı müzeler var o kadar büyük ki. Yani tek günde bitmiyor gerçekten. Böyle National Art Museum'a ben 3 kere gittim. Üçünde de farklı noktalarını gezdim. Yani o yüzden yapılacak çok şey var, gidilecek de çok şey var. Yani parkların bile gezmek yeterli oluyor açıkçası. Çünkü burada çok zor. Orada her yer yeşillik. Evet. Yani parkta oturmak bile açıkçası bana çok keyif veriyordu. Onu çok özlüyorum burada. Hadi okul çıksa bir Hyde Park'a gidip oturalım diyorduk. Şimdi burada böyle mümkün değil parka gitmem için benim gitmem gerekiyor Maçka'ya. O da çok kalabalıktır. Ya da Galatasaray'a gideceğim. O da çok uzak. Yani orada öyle bir şey yok. Bu çok güzel bir şey bence. Peki gezdiğiniz yerlerde sizi en çok etkileyen yer neresi oldu? En çok etkileyen açıkçası şey çok etkilemişti. National Art Museum'de Van'ın eseri vardı. Bir de kendi yaptı. Ve şey de yoktu. Bir kapalı böyle Mona Lisa gibi üstünde bir şey de yoktu. Ben yani dokunabilsem dokunabilirdim ama dokunmadık tabii ki. Mesela direkt onu görmek açıkçası bir etkiledi beni. Onun dışında özellikle beni en çok etkileyen en sevdiğim şeyler şeydi. Belirli bayramların olduğu zamanlar festival oluyordu sokaklarda. Ben oradayken şey olmuştu. Lunar yılıydı. Japon muydu? Çin galiba. Şey oldu. Yeni lunar yılı gibi bir şeydi. Unuttum ama onun mesela sokaklar çok güzel ve geçitler yapıldı, edildi. O çok güzeldi. Ve en çok eğlendiğim zaman da şeydi.
İrlandalıların bayramıydı. Adını unuttum onun. Ama oydu. Çok güzeldi. Zaten şey yapıyorlar. Orta National Art Museum'un ortadaki alana konser alanı yapıyorlar. Herkes giyiniyor. Herkes eğleniyor. Çok eğlenceli geçiyor. Buradaki gibi olmuyor yani bayram çıkamaları. Güzeldi. O zamanları özlüyorum. Mesela şimdi Halloween zamanı. Mesela çok gitmek orada olmak çok isterdim. Ki daha önce oradaydınız. Değil mi? Geçen sene bu zamanlar buradaydı. Evet evet. Yok tam bu zamanlar değil. Ben gittiğimde tam böyle Kasım'ın 24'ü gibiydi. Cadılar Bayramı zamanı kaçırmıştım. Tam böyle Christmas zamanı. Christmas'a denk geldi yani. Ama o da çok güzeldi. Çünkü şey o ışıklar, yeni yıl ışıkları falan her yer ışıldı. Mükemmeldi. Peki İngiltere'de yaşamak size hangi kişisel veya böyle kültürel gelişimleri sağladı? Kişisel olarak şöyle şunu anladım. Ben tek başına yurt dışı gitmekten çok korkuyordum. Dersen de yanımda bir arkadaşım olmalı diyordum. Ama 6 ay boyunca tek hiçbir arkadaşım, hani yakın arkadaşlarım olmadan orada kendime yeni arkadaşlar edinerek bir aslında hayat inşa ettim. 6 aylık da olsa. Orada 6 ay boyunca ailemden uzak, arkadaşlarından uzak. Yeni bir ülkede yeni kişilerle yeni bir yaşam sürüyorsun. Ve ondan sonra anladım ki buraya gelince ben şu an hangi ülkeye gidersem gideyim, ailemsiz, arkadaşımsız, ben yaşayabilirim. Orada kendime yeni bir hayat kurabilirim. Bu da bende tek başına insanın gerçekten hani cesaret etmesi gereken bir şey. Şu an o cesaretim var mesela. Dünyanın hangi ülkesi olursa olsun şu an gidip sıfırdan bir hayat kurabilirim. Yani çekinmem, dilini öğrenebilirim. Çünkü öğreniyorsun. Yani bu dil öğrenme aslında size çok büyük bir özgüven yarattı. Doğru anlıyorum değil mi? Evet. Biraz daha korkuları yendi. Yalnızlık korkunu yenmiş olabilir. Özgüvenini arttırmış olabilir. Ya yapabilirsin Aleyna. Hadi kalk. Bugün de şuraya gidebilirsin. Yapabilirsin. Arttırmış olabilir. Evet. Peki İngiltere'ye ilk geldiğinizde karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Bu size... Çünkü bazı şeyleri kazanmamız için bazı zorluklardan da geçiyor olmamız gerekiyor. Evet, kendimize olan güvenimizin gelebilmesi için kendimize bir noktada güvenmemiz gerekiyor. Ve bu güvenin sağlanması için bir şey kesinlikle yaşıyoruz. Bu her yerde böyle. Sizinki neydi? Ya ben ilk gittiğimdeki zorluğum şimdi burada ailemle yaşıyorum ama ailemle de yani kendimi yani evimi benimsemiştim. Yani benim evimdi. Oradaki ev benim olmadığı için bu bana biraz aidiyet duygusundan dolayı biraz zorlamıştı. Ama sonra kendim bulduğum eve geçtiğimde biraz daha iyi oldum. Kendi böyle nasıl desem kaldığım ev ve ev sahibinden dolayı da ben çok şanslıydım. Şu an hala görüşüyoruz. O da bana çok kolay sağladı. Kendisi psikologtu. Orada böyle kendi kendime aslında bir ev diyebildim oraya da. Ama ilk kaldığım yerde diyemiyordum. O yüzden bu beni biraz zorlamıştı açıkçası. Hatta şey oldum ben böyle 10. gündü filan. 2. günde böyle. 10 gün boyunca 2. gün aradım. Anne ben yapamayacağım. Ya ben dönmek istiyorum. Çok zor. 10. gün tekrar ediyorum. Anne ben yapamıyorum galiba. Çok zor. Sonra kendi evime geçtim. Her şeyi kendim yapınca. Sonra dedim zor değil. Hatta şey oldu. Annem dedi ki sen bizi aramıyorsun artık. Ne oldu? Ne yapıyorsun orada? Sonra alıştım. Bu biraz zorladı açıkçası. Ama ilk gittiğimde her insan sanırım evini özleyebiliyor. Çünkü hani sonuç olarak nereye gidersen git senin bir evin var. Ama orada evin yok. Yani aslında bakıldığında. Sadece geçici bir evim var. Bu biraz mod düşürebiliyor ama önemli olarak bence işte ben şu sürede buradayım ve burayı evim olarak görmeliyim demek gerekiyor bence. Bu süreçte de evinizde kaldığınız işte yurtta kalıyorsanız yurt arkadaşınız olabilirse ailenizde kalıyorsanız ailedeki kişiler önemli açıkçası. Burada iyi kişilere denk gelirsek bence çok da bu zor geçmez diye düşünüyorum. Peki ev hayatı adaptasyon konusunda neler yaptınız? Nasıl alıştınız? Ya şimdi şöyle ben kendim buldum aile evimi. Okulda bulmadım. İlk tabii ki de biraz zor oldu benim için. Ev sahibine tanışmaya çalıştık. O beni tanıdı, ben onu tanıdım. İşte ne yapmamam gerekiyor ya da ne yaparsam hoşuna gitmez. Biraz işte deneye yanıla mı diyelim. Biraz böyle devam etti ama çabucak alıştım. Çünkü avantajlarımdan biri ise kendi psikologtu. Konuşabiliyordum, bu çok önemliydi. Yani işte bunu ne yapacağım ya da bunu ne yapmam gerekiyor diye evin içinde ben soruyordum ona. O da işte bunu böyle yapıyoruz, bunu yapmıyoruz ya da bu bizim evde yasak diyordu. O şekilde anlaşıyorduk.
Yani aslında ortak bir karar değil mi? Evet, ortak bir alanı ikimiz de kullanıyorduk. İkimiz de kurallara uymak zorundayız. Bazen neden bir şey olsa ben de onu söylüyordum. O da ona uyuyordu. Çünkü onlar şimdi Türklerden farklı olan nokta, onlar önemsiyor kararlara ve o kişisel sınırlara çok önem veriyorlar. Eğer seni rahatsız edecek bir şey varsa dikkat ediyorlar. Uyarabilirsiniz de. Çünkü onlar bunlara açık zaten. Kişisel sınırların korunmasını tercih ediyorlar. Bireyseller. O yüzden bir şey beni rahatsız ettiğinde de söylüyordum. O da anlayışla karşılıyordu. Harika. Böylelikle birbirimizi tanıyınca da kolayca anlaştık. Ev arkadaşı oldu. 5 ay boyunca orada kaldın değil mi? Evet, 5 ay boyunca orada kaldım. Bir ay aile yanındaydım. Kendi akrabamlaydım. Sonra oraya geçtim. Peki oradaki hava durumu, yemek kültürü gibi alışkanlıklar zorladı mı ilk gittiğin zaman? Ya ben soğuk olacağını biliyordum. Tedbirle gitmiştim. Bütün kalın eşyalarımı almıştım. Tabii ki de şey oluyor. Ya of, burası ne böyle soğuk falan oluyorsunuz. Ben bir de İstanbul'da yaşıyorum. Öyle çok soğuk olmaz, kar yağmaz, bayağıdır yağmıyor. Ya Ankara'ya daha kolay alışır bu arada bence. Ankara'nın ayazı var. Şimdi bir şey oldu. Buz soğuk ne dedim. Şimdi kalın giyiniyorum ve yine üşüyorum. Ellerim buz tutuyordu falan. Sonra bir baktım. Bağışıklık kazandım herhalde. Bir kere hasta oldum. Sonra bir daha olmadım. Hatta şey artık böyle İngilizler gibi oldum. İnce montla falan çıkıyordum. Hiç üşümüyordum. Alıştım sonrasında. Öyle. Yani havaya alışılıyor. Çok da problem değil. Yemek konusunda da çoğunlukla şey yapmaya çalışıyordum ben. Marketten kendim alıyordum ve kendim evde pişiriyordum. Okula işte kendi yaptıklarımı görüyordum. O şekilde yiyordum. Dışarıda yiyeceğimiz zaman zaten dışarıda çok fazla seçenek var. İstersen Türk yemeği. Yani şimdi kebaptan bol bir şey yok çünkü Londra'da her yer. Türk restoranı. Yemeği çorbası bile içebilirsiniz gibi bir yerde. Evet, yani istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Dışarıda da çok problem çıkmıyordu. Ya ilk başta tabii ki neyi nereden alacağım, nasıl yapacağım derken biraz zorluk çektim yemek konusunda ama sonra anlıyorsunuz. Buradan alınır, bu buradan alınır, bu buradan alınır. O şekilde alışıyorsunuz. Aslında şöyle de bir durum var. Mesela ilk gittiğin zaman aile yanlarında her zaman herkes mutfak kullanamıyor. Bu tamamen ailenin izin verdiği süreçte oluyor evet. Değil mi? Ve sen galiba şöyle, konuştun ailenle. Yok şöyle, ben aileyi kendim ayarladığım için ben direkt hani oda kiralama gibi oldu. Bu hani space bulunan oda kiralama gibi. O yüzden ben mutfağı kullanabiliyordum. İşte evin ortak her yerini kullanabiliyordum. Bahçemiz vardı. Bahçeyi kullanabiliyordum. Ama benim okulda arkadaşlarım vardı. Okulun ayarladığı ailelerin yanında kalan. Kimisi mesela mutfağı kullanamıyordu. Yasaktı. O yüzden mesela hazır yiyecekler alıyordu yanına. Ya da ne bileyim dışarıda yiyordu hep. Bazısının ailesi de mesela iyi oluyordu. Şey diyordu, mutfakta mesela belirli yemekleri yapabilirsin. Ne bileyim işte çok uğraştırmayan makarna yapabilirsin. Mikrodalgayı kullanarak yapabilirsin. Bu tarzda. Ya aileden aileye değişiyor bence. Bazısının ailesi vardı mesela. Bazısı yemek bile yapmıyordu. Şey oluyormuş mesela, aile yemek hazırlıyormuş. Hadi gel sen de bizle ye falan diyor. Böyle şeyler olabiliyor tabii ki de. Evet, kesinlikle bu ailelerin kişisel davranışlarıyla, kararlarıyla alakalı. Ama genel anlamda mutfak kullanmak yasak. Sadece mikrodalgayı ve buzdolabının belli bir alanını kullanabiliyor öğrencilerimiz aile yanı konaklamada. Bu konuda kendin ayarladığın için şanslısın. Evet, ben şanslıydım o konuda ama şey ya, yani şey vardı, aile yanı ayarlarken onların seçenekleri var. Çünkü ben de ilk başta aile yanı ayarlayacaktım. Sonradan acaba devreye girince değişmişti. Şey vardı işte, aile konaklama işte mutfağı kullanabiliyorsun, kullanamıyorsun. Bir de full mutfağı kullanabiliyorsun bir seçenekler vardı hatırlıyorum. O şekilde ayarlarlarsa sıkıntı yaşanmazlar. Başarılarsa da zaten çözülüyor okula bildirildiğinde. Peki tavsiyelerini sormak istiyorum birazcık sana. İngiltere'de dil okuluna gitmek için öğrencilerin ne gibi bir tavsiyede bulunmak istersin? Şöyle ilk olarak ben ertelememelerini tavsiye ederim. Çünkü ben 2 sene boyunca ertelemedim. 2 sene sonunda gidebilirim. Mümkün olduğunca ertelemesinler ve gitsinler. Çünkü gerçekten çok farklı bir deneyim. Ben 28 yaşında deneyimledim bunu. Yani benim bir tane arkadaşım da 17 yaşındaydı orada. 17 yaşında deneyimlemek bile çok farklı. Şey düşündüm, hani ben 18 yaşında 17 yaşında gelseydim nasıl olurdu? O yüzden ertelemeden gittimler ki bence daha erken yaşta gidip maruz kalmak daha farklı. Yani ama hiçbir şey için de geç değil. Her zaman gidilebilir. 35 yaşında da 40 yaşında da. Bence bunun yaşı da yok. Sadece istemek yeterli. Kesinlikle. Onun dışında gittiklerinde muhakkak lütfen
şey olmasınlar, çekingen davranmasınlar, olabildiğince arkadaş edinsinler. Gerçekten bu çok önemli bir nokta. Yani okuldansa, arkadaşlıklarımdan dolayı bu kadar da aslında İngilizce seviyemi geliştirebildim. Çünkü cumartesi, pazarda beraber dışarıda oluyorduk. Okul dışında da yani aslında şey olmuyordu. Aa, okul bitti, ben şimdi eve gideceğim. Eve gideceğim, ne yapacağım? Belki Türk dizisi izleyeceğim, annemlerle konuşacağım. Bunu yapmıyorsun. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorsun. O yüzden çekinmeyin, arkadaş edinin. Yani olabildiğince hatta İngiliz arkadaş edinebiliyorsanız onları da edinin. Ve şey var, çeşitli app'ler var. Böyle gruplara katılabiliyorsunuz İngilizlerle beraber. Onlara katılsınlar. Yani olabildiğince gezip görsünler ve deneyimlesinler. Çünkü dönüldüğünde İstanbul'a ya da herkes kendi şehrini özlüyor ve pişman oluyor. Ah, keşke şunu da yapsaydım, keşke bunu da yapsaydım. Bunu dememek için de oradayken yani olabildiğince dolu geçirsinler. Bu şekilde. Peki İngiltere dili eğitimi almak gelecekteki kariyerin için nasıl bir fırsat yarattı sana? Şöyle, ben oradayken son dönmeme 1,5 ay kalmıştı. Bir yerden teklif aldım. Orada da pozisyon şeydi, yani tamamen yurt dışı ülkeleriyle konuşmaktı. Zaten bana direkt şey dediler, İngilizce seviyen nasıl filan. Ben dedim ki ben sonunda anlayamadım. Aa, süper, o zaman zaten senin vardır İngilizcen filan denildi. Ve böyle direkt işi kabul ettiğim gibi oldu. Şu anda da mesela başvururken ona göre pozisyonlara başvuruyorum. Bir adım önde oluyorsun. Çünkü İngilizce gerçekten hani bir adım öne taşıyor senin. Yani dil bilmek önemli olan. O yüzden şu anda ben bunu çok iyi böyle bir avantaja çevirdiğim gibi oldu. Ve böyle yanına bir dil daha koymak istiyorum mesela. Dil çünkü gerçekten çok önemli. Yani gerçekten böyle size bir adım öne değil, aslında bir adımdan da öne çıkartıyor. Çünkü artık bütün şirketler hani Türkçe bilmeniz hiç önemli değil. Direkt İngilizce biliyor musunuz diye soruyorlar. Belki görüşmeler bile İngilizce devam edebiliyor. Çünkü bunu yaşadım. O yüzden gerçekten avantaj sağlıyor. Bir de şey bu. Ben buraya gittim, İngilizceyi orada öğrendim. Havası çok güzel bir şey açıkçası. Bu da çok güzel oluyor. Yani gerçekten hani gidip öğrensinler, zaten kariyerinde de kullanıyorsunuz. Saklananlar da kullanıyorsunuz. Yani İngilizce bu aslında şey gibi bir şey yani. Bu cepte kalıyor. Ya bir şekilde kullanıyorsun bir alanında hayatın. Kesinlikle aynı şey düşünüyorum. Havası da yeterli oluyor aslında. Nerede öğrendin İngilizce? Londra'da. Londra'da ya. Londra'da kalmıştım. İngiltere'den yeni geldim. Demek gerçekten. Evet, ben bunu çok yaptım. Bana soruyorlar işte. Ben burada yoktum. Londra'daydım da bir süre orada yaşıyordum. Evet, oradaydım. Orada öğrendim filan. Falan diyorlar. Bu güzel bir şey bence. Bence de güzel bir şey. Birçok öğrencimiz bunu anlatıyor ve bu hem kariyerinde çok fazla fırsat yaratıyor onlara, hem de birazcık cool oluyorlar. Daha cool oluyorlar. British aksanı anlamak gerçekten zor bir şey bu arada. Her İngilizce konuşan da anlayamıyor. Ben şu an gerçekten hiç zorluk çekmeden British aksanımı anlayabiliyorum ki, bence bazen dinlerken bile şey diyorum, ya yok diyorum, bu Amerikan aksanı yok, izleyemem ben bunu, British aksanı olsun diyorum. Artık kulağım doymuş ve alışmış. Asıl doğru olanı o algılıyor. Amerikan İngilizcesini anlamıyor gibi bir şey oluyor. Senin üzerinde bıraktığı en önemli etken ne olmuştur sence bunun dışında? Şimdi İngiltere çok değişik. Bazen çok şeydim oradayken, ya İngiltere'yi sevmiyorum diyordum ama İngiltere'de böyle gönül bağımız var gibi bir şey oldu. Ya özlüyorum böyle, bazen diyorum ki Türkiye'de farklı işte yemeğini söylüyor ama insan özlüyor çünkü orada gerçekten hayat çok farklı. Benim multikültürel olduğu için en çok özlediğim şeylerden biri de bu aslında. Her ülkeden insan yaşıyor orada. Bence bu çok güzel bir şey. Benim çok hoşuma gidiyordu. Çok farklı milletlerden insanlar bakış açısını genişletiyor insanların. Çok dar yapıda bir insansanız bakış açısı oraya gittiğinde gerçekten farklı oluyor. Ben bir de sosyoloji mezunuyum. Gittiğimde şey, böyle insanları inceliyorum. Dedim ki aslında çok farklı kültürlerde insanlar var ama gerçekten
böyle huzur içinde yaşıyorlar. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Bu çok güzel, önemli bir şey de. Çok fazla insan yaşıyor. Hepsi farklı kültürlerden ve hepsi birlikte yaşıyor. Yani gerçekten de ilginç bir şey bu. Ve çatışma ortamı yok değil mi? Evet, yani kimse kimseyi yargılamıyordu ama en çok beni şok eden şey şeydi. İş başvurularında CV'de fotoğraf yok. Çünkü dış görünüş onlar için hiç önemli değil. Mesela bu beni şoku uğratmıştı. Yani çok şok olmuştum buna. Burada mesela resmin olmayınca CV'de şey diyorlar, neden yok? Resmini bekler misin? Çünkü dış görünüşün önemli, neye benzediğin önemli. Onlar için o değil, sadece senin akademik kariyerin önemli. Neye benzediğin, ne, nasıl saçının işte ne bileyim kıvırcık olması ya da esmer olman, farklı bir milletten olman hiç önemli değil. Bu çok güzel bir şey bence. Statüsünü aslında kendi başarısına bağlıyor insanlar orada. Ve geri kalan hiç önemi kalmaması aslında insani bir değer yargısının yüksek olduğunu gösteriyor. Bu çok önemli. Peki sen hiç mesela bir kadın olarak İngiltere sokaklarında yürüyorsun. Ve hani gece geç saatlerde de eğlendiğinizi biliyorum. Dışarıda olduğunuzu da biliyorum. Hiç böyle çekindiğin, korktuğun ya da kendini güvende hissetmediğin alanların oldu mu? Şöyle, benim evim West Rijksliep'te kaldım ben. Orası böyle bayağı sakin bir bölge. Yani bayağı böyle dubleks evlerin olduğu çok sakin. Gündüz bile sakin, kimseyi göremezsiniz. Ama güvenli bölgelerden biri. Ama ben geç döndüğümüzde, şimdi sokaklar karanlık olan yerler de var. Ben o sokaktan yürürken annemi arıyordum bazen. İlk zamanlar korkuyordum. Sonra baktım ki insan yok. Yani hani... aslında yani tabii ki de kimsenin işini bilemezsiniz ama ben bir kadın olarak hiç böyle tedirgin hissetmiyordum. Mesela burada 11'de gelsem tedirgin hissediyorum ama ben orada 3'te 4'te sabah karşı yürüdüğümde bile tedirgin hissetmiyordum. Çünkü yani bilmiyorum, bu konuda güvende hissediyordum. Yani sıkıntı yaşamıyordum, rahat rahat yürüyordum. O çok farklı. Bir de şey de değil mesela, ne isterseniz giyebilirsiniz. Kimse size dönüp bakmıyor. Ne yani İstediğinizi giyip istediğiniz saatte evinize gelebilmek rahatça bir şekilde, bu çok önemli ben bir kadın olarak benim için. Orada bu çok inanın gerçekten güzel bir duyguydu benim için. Hani istediğiniz gibi giyinip dışarı çıkıyorsunuz ve dışarı gelebiliyorsunuz. Kimse baksana ilgilenmiyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Yani güvende hissediyorsunuz da. Bu çok farklı bir şey. Burada bu mümkün değil. Bir de farklı bir ülkeye gidiyorsunuz ve zaten her şey zormuş gibi gelirken bir de kendinizi güvende hissetmiyor olsaydınız bu size daha zor gelecekti. Mesela en başta gittiğinizde siz de diyorsunuz işte adapte olamadım hala, aile durumumu işte bazı zorlukları yaşayarak çözdüm diyorsunuz. Bir de böyle bir güvenlik sorunu olsaydı İngiltere'de gerçekten çözülemez gibi hissettirdi size. Ama hem orası güvenli, sakin. Hem bir sorunum var, okula söyleyeyim. Tamam, okulu çözmediyse ya da okula çözmek istemiyorsam kendim halledeyim deyip aslında sorunlarınızı bir bir çözmüşsünüz. Doğrudur değil mi? Evet, doğru. Ya zaten ben mesela ilk Amerika'ya gitmek istiyordum. Amerika için hep hayalimdi. Sonra babam mesela şey dedi, Amerika'ya seni gönderemem çünkü hani güvenli değil. Aklına kalır, İngiltere'ye daha güvenli ve daha yakında. Ya aslında İngiltere'yi seçmemizin nedenlerinden biri daha güvenli olmasıydı. Evet, evet, kesinlikle. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Peki gelecek hakkında birazcık konuşalım. İngiltere'deki dil eğitimimiz bittikten sonra nasıl bir gelecek planlıyoruz şu anda? Ya şu an ben zaten döndüğümde iş bulmuştum, çalışıyordum. Şu anda da yurt dışındaki işlere bakıyorum. Açıkçası farklı bir yere çalışmayı planlıyorum. Ara ara şeyler de düşünüyorum. Yani bana böyle uzaktan 6 ay çalışmak çok iyi geldi. Şimdi bazen geçenlerde şey gördüm. EP'nin Paris'te yeni okul açılmış. Dedim acaba işte bir süreçte de farklı bir dil mi öğrensem Paris'e gitmem diye düşündüm. Dün de Work and Travel'ı gördüm. Dedim ki Work and Travel'a mı gittim acaba? Ara ara bu oluyor bana. Bilmiyorum ama her şekilde şu anda bir yurt dışında bir iş arıyorum ve kariyerimi o yönde düşünüyorum. Farklı bir ülkede yanına farklı bir dil de koyarak
açıkçası kendimi o şekilde görüyorum. Farklı, yani global bir şirkette, markada çalışıyor olarak görüyorum. O şekilde de ilerliyorum. Peki başka bir dilin yanında İngilizce geliştirme sürecinizde ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir devam ettirmek için bir plan kurdunuz mu? Şöyle, İngilizce için zaten ara ara ben böyle şey yapıyorum. Arkadaşlarımla FaceTime yapıyoruz biz. Unutmayalım diye. İşte altyazısı izlemeye başladım. Yani İngilizce altyazılı izliyorum dizileri artık. Bir de ek olarak bilmiyorum ama böyle İstanbul'da yapabileceğim şeyleri düşündüm. Çeşitli şeyler varmış böyle. Arkadaş grupları varmış. Herkes yabancı. O tarz şeylere katılayım diye düşündüm. Chatlere mi katılmayı düşünüyorsun? Yok, bayağı yüz yüze şeklinde böyle topluluklar varmış, yabancı kişiler de olacak. Erasmus öğrencilerin katıldığı. Evet, olabilir. Onlara katılmayı düşünüyorum. Bir de belki bilmiyorum ama farklı bir program koyabilirim kendime. Böyle kısa 3 aylık falan olabilir düşünüyorum. Pekala. Şimdi istediğin her programda zaten yanında olacağız. Bunun biliyorsunuz zaten her daim öğrencimize destek. Peki Lemon Akademi'yi bu süreçte puanlaman gerekirse kaç puan verirsin? Ben olmayayım çünkü benim vize sürecim benim ilk pasaportumda ilk damgam olacaktı. Ben çok gergindim ve bana şey diyorlardı arkadaşlarım da işte çevreler. Ya İngiltere'ye vize alamazsın, çok zor, daha önce hiçbir ülkeye gitmemişsin, kesin red yersin falan. Çok gerildim. Efe Bey günde böyle 2-3 kere soruyordum. Efe Bey çıkardı mı lütfen söyleyin bize. Lenin'in sakin olun başvurdu, bekliyoruz yine. O süre çok güzeldi ve hani ben sadece belgelerimi topladım. Efe Bey ilgilendi. Her zaman sorum olduğunda da ilgilendi. İlk baştaki süreçte de öyle. Yani benim için gerçekten bir sorunum olduğunda direkt telefonumda aradığımda hani ulaşabilecek birini buluyor olmak çok güzel bir şey. Bütün sorularına cevap verebilmek. O yüzden her zaman Lemon Akademi yanımdaydı. Halen de arası da Instagram'da yazıyorum bir şeyler, cevap da oluyor. Her arada konuşuyoruz da bu güzel bir şey bence. Ben o yüzden memnun kaldım bayağı. Ya zaten ben araştırırken de bayağı bu süreçte araştırmıştım. O şekilde bulmuştum Lemon Akademi'yi de. O yüzden ben olmayıyordum. Memnundum. Teşekkür ederiz. Londra'ya gittiniz. Mesela Londra'ya puanlısa kaç puan veririz? Londra'ya ben 10 puan veririm çünkü her tarafı ayrı güzellikleri. Bu arada farklı noktalarda da kaldım. Bir ara Leman Hanım'ın yakın Reading'de de kaldım. daha Islington bölgesine yakın bir yerde kaldım. Sonra Westminster'da kaldım. Her yeri gördüm sayılır. ya ister istemez farklı yerleri var tabii ki de güvenli olmayan ama burada da var. Orası değişiyor. O yüzden en veriyorum ben. Genel anlamda mutluydum. Gerçekten. Ben de siz mutlu olduğunuz için ben de çok mutluyum. Biz de çok mutluyuz. Teşekkür ediyorum deneyimlerini paylaştığın için. Rica ederim. Sormak istediğin, söylemek istediğin herhangi bir şey var mıydı? Eklemek istediğin. İleriki süreçte muhakkak bir planlarım olacak benim zaten. Gitmeyi düşünüyorum. Bu süreçte zaten hemen hak edebiliyorum ki aradığımda. Bir telefonum da o yüzden yok. Zaten bir şey olduğumda arıyorum direkt. Her zaman bekliyoruz. İstediğin zamanlara bilgilenmek için eğitim danışmanlarımız mevcut. Vize için vize danışmanlarımız mevcut. Her biri farklı departmanlarda seni bekliyor olacaklar. Merak etme. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek. Hoşçakal. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Rica ederim ne demek.